olayları var böyle. Yani bazı sorunlar devam ediyor. Ben bununla ilgili bilginiz olsun. Yaşanacak bir şeyde zaten idaresi sorumludur bundan. Hani biz söyledik, bu devlet son defalar söyledik fakat herhangi bir çözüme kavuşmadı. Mesela o gün görüşten sonra tamam mı? Sadece gelip benim mesela ayakkabımı arıyor. Yani bana karşı özel uygulamalar yapıyorlar. İşte böyle konuşurken tehditvari bir konuşmalar. Kim? O gün ben buradan görüşe çıktım yani koğuştan. Evet. Yani sadece geliyor mesela görüşten sonra benim ayakkabım arıyor. Ki masaların altı demir panellerle gizli. Yok işte diyor sen diyor hükümlüsün, ben de gardiyanım, arayacağım. Yani böyle her hükümlüyü böyle bir şey, yani böyle farklı bir özel uygulamalar yaratmanın hani şeyidir bu da aynı zamanda. Özel uygulamalar yapıyorlar ki bunlar da devam ediyor. Yeni tehditleri var. Ekim kalp krizi geçirdi 2 kez. Koa hastası oldu. Şu anda bütün organları zarar görmüş durumda. Yanlış teşhis konulmuş. Ben de öyle biliyordum. Çünkü o doktorlar Hipokrat'ına sadık kalır diye biliyoruz ya, öyle değilmiş. Şu anda Ekim'in acilen tedaviye başlaması gerekiyor. Ben de akromegali olduğunu yeni öğrendim. 3 gün önce öğrendim. Bu bütün organlarına zarar vermiş 24 yaşında bir genç. Tedavisi sürekli engelleniyor. Hastaneye götürüyorlar. Bir tedavi süreci, işte basında yer alınca göstermelik bir tedavi süreci başlatılıyor. Hastaneye götürülüyor, muayene edilmiyor. Doktorun yanına girmeden tekrar geri getiriliyor. Doktorlar burada suç işliyorlar. Muayene etmeden işlem yapamazsınız. Hastane sonrası da çıplak arama işkencesine maruz kalmış. Geçen hafta açlık grevine başladı. Bütün sevklerinin iptal etmesi için dilekçe yazdı. Hapishane yönetimi bu dilekçeyi önüme koydu iptal etmem için. Ekim'in kararı neyse aynen ben de ona saygı gösteriyorum. Ekim'in kararı bu. Tabii ki açlık grevi yapmasını istemiyorum. Karşı değilim. Bir sorun varsa açlık grevi vardır. Bunlar da öyle basit sıradan sorunlar değil. Ekim'in şu anda bütün organları zarar görmüş durumda. Acilen beyindeki tümörün alınması gerekiyor. Cerrahi müdahale gerekiyor. Tedavisini başlatacağını söylediler. Ekim açlık grevini sonlandırdı. Gardiyanlar ölümle tehdit ediyor. Nasıl? Senin buradan ölün çıkacak. Mesela açık görüşte 6 kişilerdi. Sadece Ekim'in ayakkabısı aranıyor. Ben gardiyanım, sen suçlusun, hükümlüsün. İstediğimi yaparım. Adilere hedef gösteriliyor. Havalandırmaya çıktığında adilere hedef gösteriliyor. Sinan diye bir gardiyan, adliler seni burada öldürecek. Buradan leşini çıkaracağız. Ve bu 1 yıldır çok daha ağır bir şekilde devam ediyor. Hastasınız, tedaviye erişim yok, ilaçlarınız verilmiyor. Üstüne psikolojik baskı. Yatırdığım para 1 ay sonuna kadar veriliyor. Yok param deniliyor ki ben her gittiğimde, geçen ay 4 görüşte de oradaydım. Her gittiğimde de para yatırıyorum. Şu anda hücrede orada ağır hasta tutsak Yusuf Akbaba ile birlikte kalmak istiyor. Çünkü hastalar, ikisi de ağır hasta tutsak aynı işkenceler Yusuf Akbaba'ya da yapılıyor. Yaşlı olduğu için de Ekim bir arada olmak istiyor onunla. Bir araya getirmiyorlar. Ekim onlara, 1. müdüre, Ali Rıza Yıldırım'a hasta koğuşu oluşturmasını söyledi. Bununla ilgili dilekçesi de var. O dilekçeler imha ediliyor. Bunun için de onların yasal hakkı aslında, öyle bir koğuş oluşturulabilir. Çünkü karantina süreçleri 1,5 ay, 2 ay hiç durmadan uzatılıyor. Böyle bir şey istedi. Şimdi adlilerle aynı koridorda ve Yusuf Akbaba'yla aynı koğuşta, aynı hücrede değil. İhtiyaçlarını gideremeyecek durumda yani. Bunu her seferinde söylüyorum. Ekim'in durumu çok ciddi. Akromegali hastalığı %90 hipofiz bezinden, tümörden kaynaklanıyor. Bu tümör görme kaybına, şekere, bütün organlarına zarar vermiş durumda. Doktorlar suç işliyor. Doktorlar bir an önce bırakılması gereken ağır hasta tutsağı hapishaneye göndererek suç işliyorlar. Ekim'in şu anda, ben hep söylüyorum, bir kez daha söyleyeyim. Ekim'den her an olumsuz bir haber gelebilir. Ekim'i kaybedebiliriz. İçeriden yeterince cenaze çıktı. Bir cenaze daha çıkmasın. Bir an önce cerrahi müdahaleye gerek var. Yatarak daha temiz, daha kapsamlı bir hastanede tedavi olması gerekiyor. Bunun için Adalet Bakanı'nın bir an önce Ekim'in tahliyesi için gereken işlemleri başlatması gerekiyor. Geçen her saniyenin hayatı için ne kadar riskli olduğunu kendileri de çok iyi biliyorlar. Yaşam hakkını engellemeyin. Yaşam hakkını kısıtlamasınlar. Tüm hasta tutsakların derhal tahliye edilmesi gerekiyor.